Kalıbı iyi ama kötü giyiniyor. Elmas Hanım, ne zaman harekete geçeceğiz? Henüz değil Cemil. Düşünüyorum. Allah rızası için bir sadaka. Şanslı tavuk seni. Yanımda imzalı fotoğraflarımdan biri varmış. Al bakalım. Bu ne ya? Gidelim. Kira mı? Hayır, tabii ki kendi araba. Beni yanlış anladınız. Ben kira için mi geldiniz demek istemiştim. Biliyorum biraz gecikti ama ödeyeceğim. Olur mu öyle şey İlyas Bey? Siz benim en iyi kiracımsınız. Ayrıca siz bana kira ödemeseniz de olur. Elmas Hanım. İçeri bırak kuzum. Pardon, nedir o? Geçen gün bir eşarp alıyordum. O da nesi? Bu Smokin'i hediye veriyorlardı. Fakat benim sizin gibi güçlü, yakışıklı, antikacı bir kocam olmadığı için... Efendim? Antika kocam öldükten sonra... Rahmetli eşimin vefatından sonra hayatımda hiç erkek kalmadı İlyas Bey. Ben de bu Smokin'i kime vereyim diye düşündüm, düşündüm. Aklıma siz geldiniz. Şoförünüz Cemil'e verseydiniz. Ay ilahi İlyas Bey, hiç güleceğim yoktu. Ayol Cemil bu smokinin içinde çan tokmağı gibi kalırım. Ama teşekkür ederim, ben bu hediyeyi kabul edemem. İtiraz istemiyorum. Görüşürüz İlyas Bey. Elmas Hanım, o smokini... Sus Cemil, sus. Ay, ama şimdi ben İlyas Bey'i öpmüş oldum bu durumda ya. Keşke ben öpseydim. Bu eşarp bu elbiseye hiç uymadı. Çocukların oyuncaklarını unutma. İlyas evde mi kuzum? Evde. Buyurun kuzum. Çok rahatsız olmayın kuzum. İlyas'la özel bir işimiz var da onu halledip gideceğim. Hem böyle alçak tavanlı yerler sıkar beni. Allah Allah. Bir dahaki gelişinizi de önceden haber verin de tavanları kırdıralım Elmas Hanım. Zeliha ablam gelmiş. Ay çocuklar yavaş, devireceksiniz beni. Kek mi yaptın bize? Evet, hem de en sevdiğimizden.
Çocuklar yemekten önce tatlı olmaz. Tamam mı? Şimdi onu doğru mutfağa götürün. Ben onu mutfağa götüreyim Zeliha'cığım. Hoş geldiniz bu arada. Hoş bulduk İlyas. Unutmadan gelirken elim boş gelmeyeyim dedim. Parasıyla değil mi? Bastım parayı. Çocuklara birkaç oyuncak aldım. Teşekkür ederiz. Ne gereği vardı? Zahmet etmişsiniz. Aa, lafı bile olmaz. Ben çocukları çok severim. Açmayacak mısınız? Canım. Baba, baba koru beni. Kızım korkma, oyuncak o bir tane. Ne bu ya? Çocuk muyum ben? Erdem'den gün alıyorum, gördüğüm muameleye bak. Şşş, okey çok ayıp oğlum. Çocuk işte, torba değil ki ağzı büzesin yani. Ne bu gürültü ya? Çiçek, buraya gel. Benim daha sağlam planlara ihtiyacım var Cemil. Kitabımı ver. Bakalım neler varmış. Ortalama bir dul erkek günde 3 kadını koruyabilir. Bu tür erkeklerde güven çok önemli olduğu için koruduğu kadınlar artık onun kanatları altındadır. Aa, harika bir planım var Cemil. Gidelim. Aa, elbisem arabanın rengine hiç uymadı. Ben bu arabayı sürmem. Öyle mi? Sen arabayı sürmezsen ben seni sürerim. Seni de pembeye boyatmadan bin çabuk şu arabaya. Hadi. Abla, bu kar maskesini takıyorsun. Ondan sonra yolun ortasında koşarak gelip hop çantamı alıp kaçıyorsun. Anladın mı? Sonra? Sonra benim yardıma ihtiyacım olduğunu gören İlyas koşarak geliyor, seni güzel dövüyor. Ve böylelikle ben İlyas'ın gözünde yardıma muhtaç mağdur kadın oluyorum. Ya gerçekten vurursa? Şşş! Gerçekten vuracak zaten şapşaloz! Ben sana niye para ödüyorum? Araba kullanayım diye. Çok konuşma, tak şunu. Bana bak. Bu çantayı çalıyorsun, anladın mı? Bunu Paris'ten aldım. Eğer buna dokunursan senin saçını yolarım. Olur. Ya da yüzünü tırmalarım. O diğer zekalı. Aa, çantamı çalıyorlar, imdat! Çantamı çalıyorlar, çantamı! Ay, çantamı çalıyorlar! Çantamı çalıyorlar, Ay, bu kim be? Elmas Hanım, iyi misiniz? Aa, Cemil? Geri zekalı, senin yüzünden rezil olduk. Eve gidiyoruz. Ben de senin evini dozerle başına yıktırtmasam. Nerede karşıma çıkıyor? İlyas'ımın peşini bırakmıyor. Cemil kitabımı ver. Dul erkeklerin peşinden koşan evde kalmış dişiler. Bu tür dişiler saman altından su yürüten tiplerdir. Bak 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 bak. Onları saf dışı bırakmak gerekir. Yürü Cemil.
yeteneksiz modacı Baki'nin evine gidiyoruz. Nasıl olmuşum hanımlar? Çok güzelmiş, çok yakışmış. Çok beğendim, çok beğendim. Kumaşını nereden aldınız efendim? Bizzat Mısır'dan. Zamanında sadece firavunlara dokunurmuş bu. Elmas Hanımcığım, benim de bir kreasyonum var. Kendim diktim bizzat. Onu da göstereyim size. İşte bu. Nasıl? Güzel. Beğendiniz mi? Bir dener misiniz? Arkada. Saçlar, bu kıyafet, yorum yapamayacağım efem. Ayakkabı seçimini çok başarısız buldum. Vallahi, ay direkt üzerinize et yapıştırsanız daha güzel dururdu. Canım, bizimle değilsin. Şaşırdım. Ayol siz beni mi eleştiriyorsunuz be fakirler? Sizin evinizi dozenle başınıza yıktırtırım. Aldır hocam, ne kadar çocuk. Bakiye Hanım, sen modacı değil misin? Aa, tabii modacıyım Elmas Hanımcığım, modacıyım tabii. Sana Paris'te bir defile düzenleyebilirim, tanıdıklarım var. Paris mi? Ha gerçekten. Tabii. Senin artık Avrupa'ya açılma zamanın geldi. Zeliha'yı da alır gider 2 sene falan dönmezsin. 2 sene. Olmaz. 2 sene olmaz. Çok uzun. Ben Safiye Efemim'den, frekanslarımdan ayrı kalamam. Olmaz. Aa, dert ettiğin şeye bak ayol. Parasıydan değil mi? Veririm ben bunları kargoya, yollarım arkandan. Tamam o zaman. Hem bir süre ortada görünmezseniz belki sapık komşunuz Zeliha'yı unuttur. Sapık komşu mu? Sapık? Kim sapık? Benden duymuş olmayın da ben İlyas Bey hakkında bir şeyler duydum. Ne duydun? Zeliha'da gözü varmış diyorlar. Çocukları bırakıp Zeliha'yı kandırıp kaçacaklarmış diyorlar. Vay hain İlyas Bey. Tabii bunlar ne kadar doğru bilemem. Milletin ağzı torba değil ki büzesin. Elmas Hanımcığım, biz sizin söylediğiniz her şeye inanırız. Siz doğru söylersiniz. Hem zaten o evde çok garip şeyler oluyordu o evde. Sen her ihtimale karşı bir an önce ever Zeliha'yla kurtulsun kızcağız. Kandırır mandırır neme lazım. Şeytan kulağına kurşun.